arkadaşlar merhaba. 5. sınıf Çanta Yayınları Kazanım Soru Bankası sayfa 267 test 4 ile devam ediyorum. Birinci sorumu büyütüyorum arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki grafikte Emir'in 5 gün boyunca çözdüğü matematik soru sayıları verilmiştir. Emir'in salı ve perşembe günü çözdüğü toplam soru sayısı pazartesi günü çözdüğü soru sayısından ne kadar fazladır? Bakalım. Salı ve perşembe günleri salı 60 soru çözmüş. Perşembe günü arkadaşlar 40 soru çözmüş. Topladığım zaman 100 soruymuş salı ve perşembe günleri. Pazartesi günü ise arkadaşlar kaç soru çözmüş? 50 soru çözmüş. Benden ne istiyordu? Farkı istiyordu. 100'den 50'yi çıkarıyorum. Ve arkadaşlar 50 fazladır olarak buldum. C şıkkımı işaretledim. İkinci soruma baktım. Emir'in salı ve cuma günleri çözdüğü soru sayısı pazartesi ve perşembe günü çözdüğü toplam soru sayısından ne kadar eksiktir demiş. Bakalım salı ile cumayı topluyorum. Salı günü 60. Cuma günü arkadaşlar 20. Topladığım zaman burası 80 yapar. Pazartesi ve perşembe. Pazartesi günü 50 soru çözdük. Perşembe günü arkadaşlar 40 soru çözdük. Topladığım zaman burası da 90 yapar. Yine benden farkını istemişti. 90'dan 80'i çıkardım ve farkını 10 olarak buldum. B şıkkımı işaretledim. Üçüncü soruma geçiş yapıyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu olabilir? Fatih'in en sevdiği meyve hangisidir? Arkadaşlar bu sorunun cevabı belli. Herkes buna aynı farklı şeyi söyleyemez. Herkes buna aynı şeyi söyler. Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği yemek türleri nelerdir? Bu arkadaşlar bir araştırma sorusu olabilir. Gideriz arkadaşlar mesela 6. sınıftaki öğrencileri sorarız. Herkesin sevdiği yemek farklı bir şey olabilir. Dolayısıyla bu bir araştırma sorusu olabilir. İlkenin matematik sınavından aldığı not kaçtır? Mesela arkadaşlar 80 alsın. Bu insandan insana değişmez. Herkes bu soruya 80 cevabını verir. Yılmaz'ın tuttuğu futbol takımı hangisidir? A takımını tutsun arkadaşlar ve bu sorunun da cevabı değişmez. B şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip 4. soruma geçiş yaptım. Yukarıdaki grafik bir otogalerinin 5 ay boyunca sattığı araç sayısının aylara göre dağılımını göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? En çok satış Nisan ayında olmuştur. Bakalım. Ocak'ta 120, Şubat'ta 200, Mart'ta 80, Nisan'da 240, Mayıs'ta 160. Evet, en çok satış Nisan ayında olmuştur diyorum. A şıkkım doğru. Nisan ayında Mart ayındakinin 3 katı kadar araç satılmıştır. Bakalım Nisan ayında 240, Mart ayında 80, 240 arkadaşlar 80'e böldüğüm zaman 3 katı olduğunu buluyorum ve B şıkkımda doğru olmuş oldum. Ocak ayında Şubat ayında satılan aracın %60'ı kadar araç satılmıştır. Bakalım arkadaşlar ilk önce %60'ın neye eşit olduğunu buluyorum. %60 60 bölü 100 demek. Sadeleştirelim sıfırlar gitsin 6 bölü 10. Burayı da arkadaşlar 2 ile sadeleştirelim 3 bölü 5 yani 5'te 3. Bakalım Ocak ayında Şubat ayında satılan aracın %60'ı kadar araç satılmıştır. Ocak ayında arkadaşlar 120 Şubat ayında 200. 200'ün 5'te 3'ünü buluyorum. İlk önce 200'ü 5'e bölüyorum. Böldüğüm zaman 40 gelir. 3 ile çarpıyorum. 40 çarpı 3'ten arkadaşlar kaç gelir? 120 gelir ve 5'te 3'ü kadar araç satılmıştır diyorum. C şıkkımda doğru oldu. D şıkkıma geldim. Ocak ayında Mart ayından 80 adet daha az araç satılmıştır. Ocak ayında 120, Mart ayında 80 arkadaşlar. 80 adet daha az değil, 40 adet daha fazla satılmıştır. D şıkkım yanlış oldu arkadaşlar. D'yi işaretledim. Sayfamı temizleyip 5. soruma geçiş yaptım. Bir beyaz eşya firmasının Nisan ayında sattığı 3 ürün çeşidi ile ilgili grafik yukarıda verilmiştir. Satılan buzdolabı sayısı, bulaşık makinesi sayısından 12 fazla olduğuna göre firma Nisan ayında bu 3 üründen toplam kaç tane satmıştır? Bakalım arkadaşlar neyden 12 fazla? Buzdolabı sayısı bulaşık makinesinden. Birimleri sayıyorum 1, 2, 3. Burada 3 birim var yani 3A. Buzdolabına geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7A'da burası arkadaşlar. Farkını aldım. 7A'dan 3A'yı çıkarıyorum. 4A. 4A kaça eşitmiş arkadaşlar? 12'ye eşitmiş. 4A eşittir 12. A buradan arkadaşlar 3 gelir. Yani her bir birim 3'ü gösteriyor. Bu 3 üründen toplam kaç tane satılmıştır? Bakalım. Çamaşır makinesi kaç birim satılmış? 1, 2, 3, 4, 5A satılmış arkadaşlar. Topluyorum şimdi. Çamaşır makinesinden 5A, bulaşık makinesinden 3A, buzdolabından 7A. Topladığım zaman arkadaşlar 15A tane satılmış olduğunu görüyorum. A 3 olduğuna göre arkadaşlar 15 çarpı 3'ten toplamda 45 tane olmuş oldu. C şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip 6. soruma geçiş yaptım. Soruyu büyütüyorum daha rahat yapabilmek için. Evet. Yukarıdaki tabloda 5 gün boyunca saat 12.00 seansında sinemaya gelen kişi sayıları verilmiştir. Pazartesi günü halk günü olduğu için öğrenci bileti 6 TL, tam bilet 9 TL'dir. Diğer günler ise öğrenci bileti 8 TL, tam bilet 11 TL'dir. 12.00 seansına en fazla kişinin geldiği günde bu seanstan kaç TL gelir elde edilir? Bakalım arkadaşlar en fazla kişi hangi gün geliyor? Pazartesi 12+15'ten 27, salı 16+19'dan 35, çarşamba 13+17'den 30, perşembe 24 arkadaşlar, cuma ise 26 kişi gelmiş. En fazla günü salı 35 kişi geliyor. Şimdi o günden kaç TL gelir elde edildiğini bulmak istiyorum ben. 16 tane öğrenci. Öğrenciler ne kadar alıyorduk? 8 TL alıyorduk. 16 çarpı 8'den arkadaşlar öğrencilerden bize 128 TL gelir geliyor. Tamdan ne kadar gelmiş arkadaşlar? 19 kişi gelmiş. Peki tamdan ne kadar alıyoruz? 11 TL alıyoruz. 19 çarpı 11'den arkadaşlar 209 TL gelirimiz olmuş oldu. 128 ile 209'u topluyoruz ve arkadaşlar bugün bu seanstan 337 TL gelirimizin olduğunu gördük. 337'yi A şıkkımızı işaretledim. 7. soruma geçiş yaptım. Perşembe günü tam biletten elde edilen gelir, cuma günü öğrenci biletinden elde edilen gelirden 66 TL fazladır diyor arkadaşlar. Bakalım. Perşembe günü tam biletten 14 tane satılmış. 14 çarpı 11'den arkadaşlar perşembe günü tam gelirden biz ne kadar elde ediyoruz? 14 çarpı 11'den perşembe günü 154 TL gelir elde ediyoruz. Cuma günü öğrenciden ne kadar kazanıyormuşuz? Bakalım. 11 tane öğrenci geliyor. 8 TL alıyoruz ve 88 TL. Farkını aldığım zaman 154'ten 88'i çıkardığım zaman arkadaşlar 66 fazladır olarak buldum. A şıkkım doğru oldu. B şıkkıma geldim. Pazartesi günü bu seanstan 207 TL gelir elde edilir diyor. Bakalım. Pazartesi günü arkadaşlar halk günüydü. 12 tane öğrenci geliyor. Öğrencilerden arkadaşlar halk günü 6 TL alıyoruz. Çarptığım zaman 72 TL yaptım. 15 tane tam geliyor arkadaşlar. Tamdan ise 9 TL alıyoruz. 15 çarpı 9'dan arkadaşlar pazartesi günü tamdan 135 TL geliyor. Topladığım zaman pazartesi günü arkadaşlar 135 artı 72'den ne kadar gelmiş oldu arkadaşlar? 207 TL gelir gelmiş oldu arkadaşlar. B şıkkımda doğru oldum. C şıkkıma geçtim. Çarşamba günü tam biletten elde edilen gelir 187 TL'dir. Bakalım arkadaşlar çarşamba günü 17 tane tam gelmiş. Ne kadardı tam? 11 TL'ydi. 17 çarpı 11'den arkadaşlar çarşamba günü 187 TL tamdan gelirimiz var. C şıkkımda doğru oldu. Son şıkkıma D şıkkıma geldim. Pazartesi günü öğrenci biletinden elde edilen gelir 96 TL'dir. Bakalım. Pazartesi günü arkadaşlar 12 tane öğrenci geliyor. Öğrenciden pazartesi günü ne kadar alıyoruz? 6 TL alıyoruz. 12 çarpı 6'dan pazartesi günü 72 TL kazanıyorum. 96 değil. D şıkkım yanlış oldu arkadaşlar. D'yi işaretledim. Sayfamı biraz temizleyelim ve 8. soruma geçelim. Salı günü öğrenci biletinden elde edilen gelir ile çarşamba günü tam biletten elde edilen gelirin toplamı kaç TL'dir? Bakalım. Salı günü öğrenci biletim. Salı günü 16 tane öğrenci gelmiş. Ne kadar alıyoruz arkadaşlar? 16 çarpı 8'den 128 TL. Çarşamba günü tam biletten elde edilen gelir. Çarşamba günü 17 tane tam geliyor. Tam bilet arkadaşlar 11'di. 17 çarpı 11'den 187 TL olmuş oldum. 187 TL. Toplamını istemiş arkadaşlar benden. 187 ile 128'i toplayacağım buradan. Ve topladığım zaman arkadaşlar burayı ben kaç olarak buluyorum? 315 TL olarak buluyorum. C şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip arkadaşlar 9. soruma geçiş yapıyorum. Yukarıdaki tabloda Hamit Bey'in 4 ayda ödediği doğalgaz fatura tutarları gösterilmektedir. Hamit Bey 4 ayda toplam 777 TL doğalgaz faturası ödemiştir. Arkadaşlar bana 4 ayda toplam 777 TL ödediğini söylüyor. 3 ayda ne kadar ödediğini göstermiş ve 3. ay ne kadar ödediğini vermemiş. Bu 3 ayı toplayıp 4 aydan çıkarıyorum ve 3. ay ne kadar ödediğini bulacağım. 385 artı 204 artı 47 topladığım zaman arkadaşlar 385 204 47. 3 ayda toplam 636 TL ödemişim. 4 ayda 777 TL ödediğime göre 777'den arkadaşlar 636'yı çıkarıyorum. Ve 3. ayda verilmeyen ayda 141 TL fatura ödediğimi gördüm. Gelelim buraya 141'i yazalım. Şimdi 1. sorumla başlıyorum. 2. ve 3. ayda ödediği toplam fatura. 2. ay 204 TL, 3. ay 141 TL. 204 ile arkadaşlar 141'i topluyorum. Ve topladığım zaman kaç olarak buluyorum 2. ve 3. ayı? 345 TL olarak buluyorum. 1. ayda ödediği faturadan kaç TL eksiktir? 1. ayda arkadaşlar 385 ödüyor. 345'ten çıkardığım zaman 40 TL eksiktir. Yani D şıkkımı işaretledim. Son soruma 10. soruma geçiş yaptım. Hamit Bey'in 4 ayda ödediği doğalgaz faturalarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakalım arkadaşlar. 1. ayda 385 TL. 2. ayda 204 TL, 3. ayda 141 TL, 4. ayda 47 TL. A şıkkım benim doğru şıkkım oluyor. A'yı işaretledim. Sayfamı temizleyip arkadaşlar videomun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.